Şam'da Emevi Camii'nde Mehdi'nin namaz kılacağına inanılan özel bir bölüm varmış. Üstadın orada namazda durması istenmiş. Üstad da kesinlikle kabul etmemiş. Ben Mehdi değilim diye kabul etmemiş. Maşallah. İnşallah. Şimdi Buhari, hoca efendi dinlesin bizi, uzaycı hoca. Uzaycı hoca diyelim de anlayın yani, evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsa Mesih İbni Meryem gökten sizin yanınıza indiği zaman, nüzul ettiğinde devlet reisiniz, Müslümanların lideri kendinizden namazda imamınız olduğu, İsa'nın da imamınıza iktida ettiği halde bakalım nasıl olursunuz diyor Peygamberimiz. Cami imamına geliyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Ulul azm peygamber. Geç kardeşim diyor. Sen diyor daha eftalsin. Daha eftalsin. Bana namazı kıldır diyor. Olacak iş mi bu? Olmayacağı belli olur. Yani. Ulul azm peygamber varken avamdan birisinin arkasına namaz kılar mı İsa Aleyhisselam? Sahih Müslim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Meryem oğlu İsa Mesih içinize indiği ve sizden birini imam yaptığı zaman, herhangi birine gel kardeşim diyor ve herhangi birisine onu imam yapıyor. Ve arkasında namaz kılıyor. Ulul azm bir peygamber. Olmayacağım. Evet. Bak sizden birini imam yaptığı zaman haliniz nasıl olacaktır buyurdu. Şimdi kardeş, İsa Mesih indiğinde namaz kılacağı zaman imamlığa geçirdiği kişinin kim olduğunu Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Davud, Sünen-i İbn-i Mace, bütün hadis kitapları ve ehl-i sünnet kaynaklarının tamamı, Sünni alimlerin hepsi meşhur kaviller ve mütevatir hadise bilir ki Mehdi'nin arkasında namaz kılacaktır. Sahih Buhari ve Müslim'de de ki burada ismini vermeden Mehdi'den bahsetmiştir. İsmini vermeden. Birçok yerde ismini vermeden bahsediyor. Benim evlatlarımdan bir recül diyor. Peygamber ismini vermiyor. Ümmete lider olur ve adaleti bütün dünyayı kaplar diyor. Bir adam diyor bazı hadislerde de bir kişi. Bütün dünyaya hakim olur diyor. Ümmetimden bir adam. Ha, o zaman Mehdi'den bahsedilmiyor öyle mi? Ya kardeşim dünyaya hakim olan kimdir? Mehdi'dir. İsa Mesih'in arkasında namaz kılacak kişi kimdir? Ulul azm peygamber. Mehdi'dir. Mehdi'dir. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace hepsi ittifakla aynı hadisleri anlatıyor. Sadece Müslim ve Buhari'de isim vermeden ama Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Sünen-i Nesai'de, Sünen-i Davud'da da isim vererek aynı hadis açıklanıyor. Evet. Aynı hadisi yine onlar da diyor ki Mehdi'nin arkasında namaz kılacak. Onlar da bir adamın arkasında namaz kılacak diyor. Peygamberin birçok yerde Mehdi'den bir adam, bir kişiliğin bahsettiği yer var. Ya dünyaya hakim olacak diyor bir adam diyor. Benim evlatlarımdan bir kişi. Tamam işte Mehdi. Niye anlamazdan giriyorsunuz? Efendim hoca efendiyi görelim. Ay maşallah. Mehmet Sait Yaz. Derin bir alim hocamız maşallah. Yaklaştır hocamızı. Tabii. Maşallah. Allah'ın nuraniyetini, ilmini artırsın hocamızın. Derya maşallah. Derya. Güzel. Ama bazı konularda hocamıza tabii katılmıyoruz. O normal. İlmini, irfanını Allah artırsın. Evet. Sur ilçe müftüsü olarak. Ne? Sur ilçe müftüsü olarak geçiyor şu an. Sur ilçe mi? Allah makamını daha da artırsın. Daha inşallah. Diğer ilçeleri başkan da olur inşallah. Efendim ama hocanın bütün konuşmalarını ayrı ayrı parça parça alacağım. Hepsini tek tek hadis ve ayetlerle açıklayacağım. İnşallah. Bizde öyle demagoji olmaz. Risale-i Nur'dan anlatıyor. Risale-i Nur'a kardeşim eğer hakim sensen ki öyle bir üslubu var. Niye söylemiyorsun Risale-i Nur'da açık açık tarih verildiğini? Tarihi belli değildir diyorsun. Sen ne biçim Nur talebesisin sen? Niye anlamazdan geliyorsun? En az 8 yerde
açık tarih vermiştir Bediüzzaman. Net tarih. Şu tarihte gelecek diye. 1980 tarihini net vermiştir. Niye anlamazdan geliyorsun? Ve diyor ki nerede çıkacağı belli değildir. Dedem yapma Allah aşkına. Ayıp yapıyorsun ya. Basra, Küfe, Şam gibi yer hepsinde çıkabilir diyor. Basra, Habibi Bediüzzaman diyor ki bak. Basra, Küfe ve Şam gibi yerlerde tasavvur ederek diyor. Hadisin diyor açık haberini, mücmel haberini kendi tasarruflarıyla sanki orada çıkacakmış gibi değiştirmişlerdir diyor. Yani İslam aleminin merkezi diyecekleri ne diyor? İslam aleminin merkezi çıkacak. Eğer Basra'daysa Basra'da, Küfe'deyse Küfe'de, Şam'daysa Şam'da, hatta Mekke'de Medine'de çıkacak demişler diyor. İslam alemin merkezi sürekli yer değiştirdiği için o devre rast gelen alimler o devrin başkenti hangisi ise onu söylemişlerdir diyor. Son başkent neresiydi? İslam alemin başkenti? İstanbul. İstanbul. Başkent neresi ise diyor son başkent hadiste bahsedilen orasıdır diyor Bediüzzaman. Mehdi orada çıkacaktır diyor. Net Risale-i Nur'da var. Ama Hazret efendim bu konudan bahsetmiyor.